Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Haziran seçimlerini boykot ederek sandığa gitmeyen Ovabaşı sakinleri ilk aya konuştu. İşte boykotun gerekçeleri. Seçim zamanında geliyorlar, söz veriyorlar. Seçim bittikten sonra gene aynı. Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi muhtarlığına bağlı Ovabaşı köyü sakinleri yıllardan beri altyapı, çevre temizliği, sağlık ocağı, yol, su gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmaması ve hizmet alamadıklarından dolayı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini boykot ederek sandığa gitmemişlerdi. 50 haneli, 350 nüfuslu köyün son seçimde 170 seçmeni bulunmaktaydı. Bu seçmenden çok azı hariç köylülerin çoğunluğu seçimi boykot ederek sandığa gitmediler. Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Mağduriyetlerini ilk ha mikrofonunda anlatan köy sakinleri hizmet alamadıklarından dolayı seçimi boykot ettiklerini söylediler. Sürekli seçimlerden önce vaatlerde bulunuyorlar ve hiçbir vaat yerine getirilmiyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi her tarafı çöpler götürüyor. Kanalizasyonlarımız hep patlak ve sürekli vaatlerde bulunuyor. Yollarımızı yapmıyorlar. Sağlık ocağı zaten yok. Öğretmen de burada kalmıyor. Engellilerimiz var, yaşlarımız var. Hepsi de mağdur durumda. Gelen hiçbir yardım bize ulaşmıyor. Hiçbir şekilde. Hepsine el koyuyorlar. Yollarımızı zaten gördünüz. Siz kendiniz gördünüz. Hepsi bozuk. Etrafı çöp içinde. Haftada bir inek ölüyor. Çocuklarımız hastalanıyor. Ve kimsenin de el attığı yok. Hepsine de başvurduk. Belediyeye başvurduk. İl meclisine başvurduk. Kaymakama başvurduk. Hepsine de tek tek başvurduk. Ama hiç kimsenin de ilgilendiği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu aksaklıklardan en çok etkilenen kadınlarsa hizmet alamadıklarından şikayet ederek özellikle sağlık ocağı, su ve kanalizasyon sorununun çözülmesini istediler. Gelsin köye yapsın, ne araba geliyor, insan hastalanıyor, bir yok, yol yoktur, gelip o hastayı götürecekler. Su geliyor, suyu hep boşa gidiyor. Ne iş, ne köyde, bak bu köy sahipsizdir, çöpler bizi yediler, sinekler bizi yediler, ne köye bakıyorlar. Ne hiçbir şey bir köyden yaptılar. Geçen hafta benim oğlum düştü. Yola kadar gittim. Burada klinik yok. Oğluma bakın. Ölümden tehlikeye gittik. Ne oldu? Kendi evde pasmanını yaptım. Hiçbir şey yok burada. Nasıl bir evlet artık anlamadım. Kokudan artık nasıl bir şekilde duracağımız yok. Su yok. Bütün sular kireçlidir, paslıdır. Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Aynen.